Merhaba, benim adım Şerif Nur Bakırcı. TRT'de prodüktör olarak çalışıyorum. Ata Hoca Kültür ve Sanat Evi'ne geldim bugün. Çok mutlu oldum. Çok güzel bir yer. Çok sıcak ve samimi. Elmalara bayıldım. Her şey çok güzel. Teşekkür ederim burayı yapanlara. Merhaba, Aynur Kuzanlık ben. Bugün Ata Ocağı'nda çok güzel bir vakit geçirdik. Öncelikle Iğdır'ın al elmasını ile tanıştık. Çünkü buraya geldiğimizden beri bu elmayı arıyoruz fakat hiçbir yerde bulamadık. Burada vakit geçirmek çok keyifli. Ev sahiplerimiz çok yardımsever. Birlikte güzel vakit geçirdik. İşimizi yaptık bir yandan. Bir yandan da dostluklar geliştirmeye çalıştık. İstanbul'da bir eviniz var. Her zaman bekleriz. Ağrı'yı çok sevdik. Iğdır'ı çok sevdik. Kalbimiz burada kalacak. Teşekkür. Ben Ali Haydar Gültürk, Ankara Radyosu, Yurttan Sesler Korosu Şefi, aynı zamanda Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı. Ata Hoca Kültür ve Sanat Merkezi, Iğdır'da. Bu kadar güzellikleri geçmişten günümüze barındıran ve muhakkak görmeniz gereken bir yer. Biz gördüğümüz için çok mutlu olduk. Gerçekten çok hoş bir mekan, çok kültürel manada büyük değerlerimizi barındıran bir mekan. İyi ki bizi kabul ettiniz. Teşekkür ederiz. Minnet doluyuz. Sağ olasınız. Merdan Güven. Iğdır, Melekli'de, Ata Ocağı'nda. Çok hoşuma giden, çok güzel bir mekanda. Ben mekanı aslında tarif ettim. Çok da överek, bahsederek yazdım. Babasının mekanını böyle güzel hale getirmiş. Buraya, Iğdır'a gelen insanları burada konuk ediyor bu güzel insan, vefalı insan diye zikrettim. Size çok teşekkür ediyorum atanızı böyle güzel yad ettiğiniz için. Ben Hasan Tahsin Sümbüllü, Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri bölümünde doçent doktor olarak görev yapıyorum, akademisyenim. Ata Ocağı Kültür ve Sanat Merkezi'ne geldiğimde sanki batıda, ülkemizin batısında genelde böyle sanat ve kültür evleri vardır. Bizim doğuda görmeye pek alışkın olmadığımız bir merkezle karşılaştım. Bu beni çok etkiledi. Özellikle bu kültür merkezi içerisinde plastik sanatları ağırlıklı olarak hissedebileceğiniz ve heykelle alakalı, yine resim ve boyamayla alakalı pek çok unsurla karşılaştım. Bu beni çok etkiledi. Herkesin burayı gezip, görüp bu havayı teneffüs etmesini dilerim. Sahibi zaten Coşkun abimiz. Her türlü ülkemizin veya ülke dışından her türlü sanat severi burada ağırlamaktan büyük keyif alıyor. Ben de kendisini bizzat iyi tanımaktan gerçekten onur duydum. Çok mutlu oldum. Her şey için teşekkür ediyorum. Allah yolunu açık etsin abi. Sana da güç kuvvet versin.